Gazeteciler bir piyanonun tuşları gibi olmalıdır. Biz hangi tuşa basarsak o sesi çıkarmalıdır. Bu sözler Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'in iktidar olduğu dönemde dile getirilen sözlerdir. Aslına bakarsanız bu sözler bugün Türkiye'ye tam da uymaktadır. Goebbels'in ruhu AKP iktidarıyla birlikte yeniden vücut bulmaktadır. Can Dündar ve Erdem Gül tıpkı darbe dönemlerindeki gibi talimatla yapılan sözde yargılama sonucu tek kişilik hücreye konulmuştur. Hücre tecrittir. Tecrit işkencedir. İşkence ise insanlık suçudur. Tecrit sadece iki gazeteciyle sınırlı bulunmamaktadır. AKP'nin adeta bir gazeteci cehennemine çevirdiği Türkiye'de 32 meslektaşım demir parmaklıklar arkasında ömür çürütmektedir. İktidarın medya karnesi kırıklarla doludur. 2015'te erişime engellenen site sayısı 103.877'ye ulaşmıştır. İktidar halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmakta, kamuoyunun özgürce oluşmasını engellemektedir. Bunun siyasi literatürdeki karşılığı diktatörlüktür. İktidar muhalif medyanın halka gerçekleri göstermesinden korkmaktadır. İstediğiniz gazete bu. Herkesin böyle gazete yapmasını istiyorsunuz. Ama şuna emin olun ki Türkiye'nin gazetecileri meslek onuruna sahip çıkarlar ve sizin baskılarınıza hiçbir şekilde boyun eğmezler. Sayın Türkeş, sizin yönettiğiniz ülkede medya özgürlüğü dünyanın 149. sırasına gelmiş. 180 ülkede 149.sunuz. Eserinizle övünebilirsiniz. Bu tablo AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir. Can Dündar için bir televizyon programında bunu yanlarına bırakmam demiştir. Ve sözde savcılarla sözde hakimler Tayyip Erdoğan'ın sözlerini adeta bir talimat olarak algılamış. Can Dündar'ı iddia olunan Fethullah Gülen terör örgütüne yamamaya çalışmıştır. Sizin yarattığınız sulh ceza hakimliklerinin savcıları bile sizin talimatlarınıza inanmamaktadır. Bakın, Can Dündar sorgudan çıktıktan sonra kendisiyle olan sohbetimizde kendisini sorgulayan savcının "Ben sizin Fethullahçı olduğunuza inanmıyorum. Fethullah Gülen grubuyla sizin aranızda bir bağdaşlık kuramıyorum" dediğini ifade etmiştir. Ama aynı sulh ceza hakimlikleri bünyesinde görev yapan savcı aldığı talimat gereği Can Dündar'ı yarım saat sonra Fethullah Gülen terör örgütüne yardım yapmak suçlamasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye yollamıştır. İktidarınız baskıyı kurumsallaştırmıştır. Medyayı boğma, medyayı teslim alma, medyayı susturma, sindirme, sindiremediği yerde ise midesinden bağlayarak yandaşlaştırma operasyonu tek bir elden, kaçak saraydan yönetilmektedir. Can Dündar ve Erdem Gül, az önce anlattığım bütün bu kötülükleri yazdıkları için talimatla tutuklandılar. Çünkü onlar Pandora'nın kutusunu açtılar. Ve o kutu açıldığında içinden AKP'nin kötülükleri ortaya saçıldı. Şimdi o kutuyu kapatmaya, Pandora'nın kutusunun üstüne oturmaya, bizim de sizin yalanlarınıza inanmamızı istiyorsunuz. Basın özgürlüğü benim kırmızı çizgimdir diyen Ahmet Davutoğlu keşke bugün burada olsaydı da o sözü söylemesinden bir gün sonra Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması hakkında ne hissettiğini bize anlatabilseydi. Evet, aslında Davutoğlu doğru söylemiş. Basın özgürlüğü kırmızı çizgisi. Basın özgürlüğünü gördükleri an onu yok etmek için tüm güçleriyle saldırıyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sayın arkadaş.